Evet sevgili dostlar 7.24 Fenerbahçe olan YouTube kanalı Kadıköy Sokağı tekrardan hoş geldiniz. 5 Ekim 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Öğlen saatlerinde çekiyorum bu videoyu. Ne böyle saatleri? İkinci yazan okunacak o saatlerde çekiyorum. Hepinize buradan tekrardan selamlarımı iletiyorum. Fener'in maçı var. <laughs> Skor tahminlerinizi çok yapmamışsınız herhalde maç önü canlı yayına saklıyorsunuz. Saat 21'de bir aksilik olmazsa e, maç önü canlı yayında buluşuruz arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç konuştu. Aslına bakarsanız Ali Koç'un uzunca konuşması var. Başlık başlık hepsini tek tek aldım. Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın konuğu oldu. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç. Ve canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şimdi <laughs> ben aslında şeyi sevmem açıkçası. Ee, tek 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 şu 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 demeyi sevmem. Konu başlığı olarak gideceğim. Arkadaşlar böyle yapınca bakın her konuya bir eleştiri getirmenize gerek yok. Ben sizleri düşünüyorum. Sizin yerinizde ben olsam ulan ben zaten dinledim 2 saat programı ya da bana ne anlatıyorsun bana önemli kısımları anlat diyeceğinizi düşünüyorum. Sizin adınıza empati yani sizin adınıza düşün, düşünüp empati yapıp sizin adınıza kısaca devam ediyorum arkadaşlar. Lütfen bana kızmayın çünkü Asıl benim yapmam yani asıl yapacağım yorumlar benim için daha önemli. Malatyalı Melisa diyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Kadınlar basketbol. <laughs> hani e, kupa verdik. Final four'da kupayı vermek üzücü oldu. Euroleague'de kadınlarda erkeklerde tek kupa kazanan takımız diyor. E, Heykel tıraşlar Eda Erdem için sıraya girdi. Ki Bir şey söyleyeceğim. Eda Erdem de gerçekten çok karakterli. E, şahane bir kızımız. Allah yolunu bahtını açık etsin. Futbolda başarı yoksa diğerleri görülmüyor başlığı var. Yani detayına girmem gerek var mı? Yok. Kürek olimpiyat branşlarda biz çok iyiyiz amatörde ama durum bu. Transfer döneminde çok başarılıydık diyor. Süper Lig tarihinin belki de en başarılı satışlarını yaşadık. Kesinlikle yaşadık zaten. biz ihracat teşviklere bize ihracat teşvikleri verilmiyor demiş. Doğru Türkiye'nin tanıtımı oluyor. Yani futbolcu satışı oluyor. İnşallah TFF bu konuya eğilir. Ben şunu söyleyeyim. Satışa gerçekten teşvik verilmesi lazım. Hani rakiplerimize ve geçmiş yıllara göre daha erken takım olduk. Selahattin Baki'ye teşekkürler sunuyorum. Mario Branco'ya Yardımcısı Okan Özkan'a teşekkürler sunuyor. Ben size bolca ne dedim? Transfer sezonu boyunca şunu söyledim. Mario Branco var. Rahat olun. Hocam Tadic'e bizimkiler almaz. Yaşlıdır. Rahat olun dedim. Ki Ali Koç da açıkladı. Bak Tusan Tadic. Red. Şimanski. Mario Branco'nun bunlarda çok etkisi var. Ben yaş konusunda hassasım. Ceko'yu zaten aldık. Zaten Ceko'yu açtı dedim. Sen kalışma. Son el demiş. Ali Koç'a demiş ki sen kalışma demiş. Bak ben hallediyorum. İyi bir karakterli bir futbolcu alıyorum demiş Branko. En zor transferimiz Şimanski oldu diyor. Ya Şimanski'nin skor katkısı yok. Bir şey yok. İki de bir de önümüze sunup sunup durmayın ya. Ya gören de işte 8 gol, 3 asist, 4 asist, 5 asist, 9 gol, 7 asist falan yaptı. Ya çok abartıyorsunuz. Bir tane gol katkısı gösterin bana. Şimanski'nin 2023 24'ünün bir tane gol katkısı yok. Şey, e, Ali Bey'le Çeliker öyle söylüyordum. Biz rakibimiz de Şimanski için sert bir şekilde yani bizim rakibimiz bir rakibimiz Şimanski için sert şekilde devreye girmiş. Gizlice İstanbul'a getirmiş. Tesisleri gezdirmiş. Öğrendik ki haber verilmesi gereken yerlere haber verilmediği için sıkıntı çıkmış. buçuk 2 milyon euro fazla verdik ama iyi ki de geldi diyor. Kredi için istiyorsanız gelin İngiltere'ye dediler. Valiz bile hazırlamadan İngiltere'ye gittik. Almak isteyip alamadığımız oyuncu Radek Kurunic. Arkadaşlar aslına bakarsanız burada özür dileyerek bir itirafta bulunacağım. Radek Kurunic'i ben e, duyumunu verdim ama beğenmiyorum. Gerek yok. Hani bu mu ala, ala bunu mu alacağız falan dediğim sırada Milan bizi çok zorladı. Aslında biz neydi o futbolcu adı? Ricardo Rodriguez miydi? Ologna'dan İngiltere'ye gitti. Biz ona çok uğraştık. O oyuncu bize dedi ki "Ben İngiltere'ye gidiyorum." dedi. Onun adını hiç geçirmedi. Aslında en çok uğraştığımız oydu. Nicolas Dominguez. En çok biz ona uğraştık. İstediği kadar Ali Koç bunu desin. Biz en çok Nicolas Dominguez'e uğraştık. O oyuncu bize dedi ki "Tamam. Teklifiniz çok güzel. Yani bir proje süpersiniz ama ben İngiltere'den bir takımla anlaştım." dedi. Nottingham Forest'a gitmiş. Ee, o da bu sezon kaç maç oynadı? 5 maçta 362 dakika oynamış ama seriada 170 102 dakikası var. İtalya Kupası'nda 90 dakikası. Yani Premier Lig'de 2 maça çıkmış. Bir golü var sadece. Öyle söyleyeyim. 170 dakika. Ama kurun içi İsmail Kartal çok istedi. Milan'dan ayrılmak istediğini de söyledi. Görüştük. Olmadı. Ee, yani Balkan oyuncuları 5 yıla odaklanmadık. Balkan oyunculara 5 yılda odaklanmadık. Bu benim hatam. Bu oyuncular kendine çok iyi bakıyor. Tadiç almaya gittiğimizde bir yaz kampı vardı. E, i̇nanamadık. Avrupa'da çok Balkan oyuncusu var diyor. Büyük konuşmam ama bu sene farklı bir tılsım var. İsmail Hoca'ya teşekkürler demiş. Oyuncularla iletişim iyi. Hakem kararları 14-14 yaptık. Bunu yapmasak bile iyi başladığımız sezonlar oldu. Beni mutlu eden şey mücadele gücü, takım ruhu, birlik beraberlik, kazanma arzusu. Bunlar biz değil otoriteler söylüyor. Oyunculara da hocaya da teşekkürler. 7 haftada çok garip pozisyonlar yaşadık. Skora etki edecek pozisyonlar yaşadık. Bazı yabancılar hayretler içerisinde ancak hocamız ve takım sağ dışına ilgilenmedi. Biz ilgileneceğiz diyor. Mesaj 1. Son 3 sezonda her şey ortada. Puan durumunu gösterdi. Fenerbahçe'nin önüne set çekilme durumu var. bir şey oluyor Rıdvan Dilmen sezonu. Bir şey oluyor Lale Orta sezonu diyor. bakalım bu sene ne diyecekler. Bence bu sene ne sezon olsun biliyor musunuz? Tehdit sezonu olsun. Şantaj sezonu olsun. Çünkü tehdit eden şantaj yapan muhtemelen malı götürecek. Yoksa Fenerbahçe şampiyon olacak. Bakalım ilk kim tehdit edecek. Sistemden kokular geliyor diyor. Livakovic'i 24 yaşındaydı. yaşındayken de istedik. Ranken Şubat ayında yaptık transferi. Bakın bakalım biz kanalda ne zaman vermişiz. Ve Kao'yu bir sene önce istedik. Bakın bakalım bahsetmiş miyiz. Tadiç dışında hepsi listedeydi aldığımız oyuncuların. Hani Kurunuş kurun dışında da başarılıyız. Dominik Livakovic 27 yaşında 24 yaşındayken görüştük. Alamadık. Seneye kontratı bitmese yine alamayabilirdik. Kent mesela süre almadı ama oynayınca göreceksiniz. Bat şu an iyi ye. son dakika teklif geldi. Onun da orada bitmemiş bir hikayesi var. Kaldığı için mutluyum diyor. Bunun duyumunu da verdiğim için kendimle gurur duyuyorum. Duyum kaynaklarıma da teşekkür ediyorum. Varsa arkadaşlar hocam yok sen öyle bir şey söylemedin. Teklif meklif demedin. Batçı ayı demedin diye varsa buyursun. Cengiz Ünder'in büyük katkıları ol, olacak göreceğiz. Emre Mor çok daha iyi işler yapacak. İrfancan Kahveci niye transfer ettiğimizi şimdi anladık diyor. Açık söyleyeyim bu sezon yaşanmasa İrfancan Kahveci benim gözümde büyük bir kazık. Açık ve net söylüyorum. Bak ben öyle ben öyle bir babanın evladıyım ki diye başlamayacağım sözü. Ben öyle net konuşan bir adamım. İrfan Can Eğribayat hiç sırıtmadı. Miyaz Ayes döndü hocamız çok istedi. Bak burada aslında çok güzel şifreler var. Bak yani buna aykırı bir duyumum varsa söyleyin abi. Joshua King sezon sonu ama hoca tutmak istedi. İsmail Yüksek olağanüstü potansiyel. Jesus keşke bu çocuğu daha erken futbol öğretselerdi bu çocuğa demiş. Miguel Crespo bir ara gitmek istedi. Sözleşmesini uzattık. Bakın. Duyuyorsunuz yani arkadaşlar. Biz çok endişeliyiz. Fenerbahçe'ye çok kolay sarı kart çıkıyor diyor. Var mı haksızlık? Var mı yalan? Dayak diyoruz rakibe kart çıkmıyor. Bu kartların maliyetini de inerleyen dönemde göreceğiz. Avrupa'yı niye şikayet etmiyoruz? 7 haftada sadece biz değil herkes şikayet ediyor. Hatalarda patlama var. Ya utanç verici bir durum. Sistematik hatalar var. Bazıları işin içinde bahis var diyor bahis olsa sadece bir takıma sıkıntısı olmaz. bu kadar korkmadan inançlı bir şekilde bu iş artarak devam ediyor. Bu insanların bir yerden güç alıyor olması lazım. Arkadaşlar bakın. Bir. Aşırt. yani haşırtı buradan geliyor. Bak bir yerden güç alıyorlar bu insanlar diyor. TFF başkanıyla konuşacağız. Çok fazla futbolun içinden gelen insanlar yok ama futbolun içindeki entrikaları bilmiyorlar. Endişe verici duyumlar var. Çok rahat kandırılabilirler. Sayın Başkan marka değeri yapsal sorunlar için uğraşıyor ama hakem sorunu düzelmeden itibar düzelmez. Türkiye'de şampiyonluklarına sahadan geçmediği biliniyor. Bu utanç verici bir durum. Bir tane başkan utanmadan siz sol bek almadınız diyecek şekilde hakemleri korudu. Sayın Büyük Mehmet, Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Kolayı mı seçecek? Yoksa bu iş böyle gitmez diyerek kafa mı koparacak? Hep birlikte göreceğiz diyor. Güzel mesajlar. Yani Yanlış insanlarla çalışıyorlar. Bak hakemlik zor meslek. Hafif delilik. <laughs> biz dakikalarca izliyoruz. Adını koyamıyoruz. Birkaç çürük elma dışında sesi çıkmayan, yıldızı parlamayan çok hakem var. 8 Mart'ta bir operasyon yapıldı ama biz buna karşı çıktık. Ya, gün doğdu belki de haklıydı. Zamanlama olarak yanlıştı belki ama hedeflediği konu olarak belki de haklıydı. Bunu düşünme noktasına geldiğimiz için üzgünüm. Sonra Lale Orta geldi. Bugün MHK'da, geçen MHK'da yer alan isimler var. Ahmet İvanoğlu'nun iyi insan olduğu söyleniyor ama gerçek başkan kim deniyor? Mehmet Büyükekşi iyi insanları getirmek istiyor. Samimi çalıştığına inanıyorum ancak yanlış yöntem ve insanlarla çalışıyor. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Kardeşim iyi insan olmasın. Allahsız kitapsız olsun. Dinsiz imansız olsun. Haysiyetsiz onursuz olsun. Bak hiç mühim değil. İşini iyi yapsın. Çocuğunuzu bir <laughs> öğretmene teslim ettiğini düşünün. Dünyanın en iyi öğretmeni ama alkolik. Umrunuz olur mu? Çocuğunuz da yansıtmıyor yalnız bunu. Hiç haberi yok çocuğunuzun. Çocuğunuzu bir imama gönderiyorsunuz. Mükemmel bir şekilde namazı sevdiriyor, camiyi sevdiriyor, Allah sevdiriyor, kitap sevdiriyor. Çocuğunuzda muhteşem bir gelişim var. Sonra bir öğreniyorsunuz ki aslında o imam falancaymış. Abi ben işe bakarım. Etiketine değil. Hakemler arasında İzmir grubu var. Bak bu İzmir grubu olayı çok sıkıntılı bir grup. Bunun sıkıntı yarattığı ve insanların artık seslendirdiği kulağımıza geliyor. Bir de Oğuz Sarvan grubu var. Arka planda onun olduğuna dair bilgiler geliyor. Ben bunu şurada söyleyeyim. Siz muhtemelen anlamadınız. Ben buraya şöyle son dakikayı vereyim. Anlatayım. Aslında Ali Koç diyor ki bizde bütün bilgiler var. Arkadaşım biri dedi ya. Elimde belgeler var diye. Sonra kollayıp şampiyon yaptınız ya. Benim elimde de belgeler var diyor. O Sarvan grubu, İzmir grubu. Pumik hakemleri atayan komite. Burada Ahmet İbanoğlu var. Tolga Özkalfa var. Bu atamalar hep 8 Mart etrafında. Vardan sorumlu kişi Tolga Özkalfa. Maaşlı bir profesyonel ama diş hekimi. Yurt dışından hastalara geliyormuş. 5 hakem semilerinden 3'üne katılamıyor. Alper Ulusoy ile Hakan Ceylan'a kalmış sistem. Şimdi anladınız mı niye iki de bir de Alper Ulusoy'u veriyorlar maçlara? Herif kendine yazıyor maçı. En büyük sorun bu MHK başkanı ve kurul üyeleri performans incelemiyor, istediklerini yapıyorlar. Buralar çok önemli. Hakem atamalarında manipülasyon var. Yapay zekaya olan güvenimi bitirdiler. İşin içinde yayıncı kuruluş da var. Hata yapan hakemlerin pozisyonlarını aklayıcı pozisyonlarla üstünü örtüyorlar. Yayıncı kuruluştaki arkadaşlara şu pozisyonları alma deniyor. Bir maçtaki pozisyon trio programından çıkarılıyor. Var arkadaşlar, bu bu, bu yapıldı. Trio programında incelenmeyen haftanın skandal hataları denk geldik. Ankara gücü maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ankara gücünün bir Anadolu takımıyla maçıydı. Böyle bir şey yayıncıya kadar gidiyorsa son derece endişe verici. Sadece görüntü değil istatistiklerle de oynuyorlar. Bunun TFF'nin bilmesinin imkanı yok. Bak istatistiklerle oynuyorlar. Ben Sofası son günlerdeki, son maçlardaki verilerini size aktarıyorum. Diyorum ki Galatasaraylı oyuncu. Lan gol yok. Asist yok. 9 ikili mücadelede 2 iki tanesini kazanmış. 6 hava topundan 2 tanesini kazanmış. Top kaybı hat safhada, pas arası yok bilmem ne yok 7.3. Fenerbahçe oyuncusu yırtılmış. 13'te 9. Kili mücadele kazanma 6'da 6 hava topu kazanma. Ee, işte 4 pas arası. 2 kilit pas. Bilmem uzun top isabeti 13'te 13. Verdikleri 7.3. Ya bu bile etkili. Ya hocam sofası koron ne alakalı. Bu bile etkili. Bu bile. Öyle diye diye bu hale getirdiniz sağda hakemin izleyeceği görüntüleri vardan veriyorlar. Şimdi sağdaki hakemi sıkıntıya sokmak istiyorlarsa başka, iyi karar vermesini istiyorlarsa başka karar ver, başka görüntü veriyorlar. Bu iddialar korkunç. Korkunç morkunç değil. Doğru. Fenerbahçe maçında hatırlatırım. Ali Koç sen de uyuyorsun. Ekrana verdikleri görüntü başka. Fenerbahçe'nin aleyhine bir görüntü. Var hakemine verdikleri bu. Maç bitiminde özete koydukları açı başka açı. Anladınız mı? puanları etkileyebiliyorlar demiş. Ünsal Çimen gözlemcilerden sorumlu çok küçük dokunuşlarla puanları etkileyebiliyorlar. Maç puanları değil gözlemcinin hakem puanları. Yani hakem kaç alması lazım? 10 üzerinden 5. 2 maç ceza yemesi lazım. Arkadaşımız torpilli mi artık? Selamun Aleykümcü mü? Ne yapıyor diye. Hakemler çok zekidir. Mesajları iyi alıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda 5 hafta seri yaptığımızda bizim kazandığımız maçların hakemleri bir sonraki hafta görev almadı. Ahmet İbanoğlu'nun şu an bu işin içine sokmak istemiyorum. Mehmet Büyükekçi de bu konularda tecrübesiz. Alper Ulusoy, Hakan Ceylan, Serkan Tokat, Koray Gençerler'in dikkatli bakılması gereken isimler olduğu konuşuluyor. Bak artık ne belge var elinde bilmiyorum. Bundan sonra sen misin adımızı veren diyebilirler. Fenerbahçe yani sen bizim adımızı verdin ya sen misin adımızı verebilen, veren diyebilirler. Yere adım atıp hata mı yapıyoruz da diyebilirler. Bizim maçlara gelemeyecek noktaya gelirler. Çok açık söylüyorum. 3-5 adamın elinde oyuncak olmayız. Bu iş böyle gitmez. Sayın Mehmet Büyükekşi ne yapacak? Geçmiş başkanlar gibi üstüne gitmeyebilir. Bize tarafsız ve cesur insanlar lazım. Bak sizi stadımıza almayız diyor. Emre Eys İyisoy. Sürpriz bir şekilde kardeşi de Tozga Özkalfa tarafından Süper Lig'e terfi ettirildi. Bunlar doğru mu Sayın Başkan? Hani akrabalık ilişkisi yok diyordun. Ben özür dilerim doğru değilse. Bunca hakemler arasında bu iki kardeşe nasip oluyor. TFF'nin yeni genel sekreteri. Bu adam kim? Genel sekreter. Beyin Spor'dan geldi. Yayın ihalesi yapmanın arefesindeyiz. Böyle bir yere giderken orada transfer bence yanlış. Yani TFF başkanıyla ilgili beni endişelendiren konular var. Bunlara inanmak istemiyorum ama tereddütlerimiz var diyor. Lale Orta'yla ilgili birçok saldırı oldu. Ben olsam açıklama yapardım. Cesaret gösterdim. Yapmadı. Hanımefendiyi linç ettiler. Bir takımın maçındaki Galatasaray bu takım. Ağza alınmayacak küfürler edildi Galatasaray taraftarı tarafından. Ama o takımın taraftarı PFDK'ya sevk edilmedi. Şimdi ben bu sevk etmeyenlerin hepsinin anasına, avradına, karısına, kızına o edilen küfürleri etsem başım beladan kurtulmaz. Ya masum bir kadına binlerce kişi küfür etti. Siz bunu nasıl cezalandırmazsınız ya? Size göre Galatasaraylıların küfür etmesi cezaya gerek olmayan bir olay mı? Küfürlere resmen sahip çıktınız. Sorguladık. Temsilci yazmamış. Yeterince yüzde olmamış. Bunun açıklamasını istiyorum. Hafif kopma durumuna geliyoruz. İkinci konu etik kurulunu çalıştırmıyorlar. Bir adam eski hakem çıkıyor konuşuyor. Senin delegen bir hakemle konuştun. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diyor. Biri çıkıyor elimde belgeler var diyor. Ama tık yok. Yine bu popüler eski hakem CD çıkarıyor. İddialar ortaya atıyor. Etik kuruluna çağırırım. Boş atıyorsa bir daha konuşmasınlar. Çalıştır etik kurulunu. Etik kurulu arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Spor mahkemesi gibi düşünün. Gel buraya Erdem Timur. Sen dedin ki ben bu ligi oynatmam. Oynatma lan hadi. Elimde belgede var. Çıkart lan. Çıkartamadım. Seni futboldan ömür boyu men ediyorum. Bundan sonra hiçbir yöneticilik yapamazsın. Hiçbir yerde konuşamazsın. Futbolla ilgili konuştuğunda direkt savcılığa başvuruyoruz. Senin bu cezandan dolayı hapis cezası. Her maçta hakemi yenmek zorunda değiliz. Bak ben de buna söylüyorum. Fenerbahçe taraftarına malca bir cümle öğretmişler. Bunu hangi mal öğretti bilmiyorum. Yani ağır konuşmak istiyorum. Küfür etmek istiyorum ya. Bizim taraftarın mottosu şu. Fenerbahçe'yi hakemi de yeneceksin. Lan niye yeniyoruz? Niye yeniyoruz ya? Fenerbahçe'yi doları 10 liraya düşüreceksin. Hadi çıkın. Adamsanız, erkekseniz Recep Tayyip Erdoğan'a cimere yazın. Recep Tayyip Erdoğan sen doları ona düşür. Yazın adamsanız yazın hadi. Karakteriniz, şerefiniz varsa yazın. Doğru değil mi ya? Cumhurbaşkanı olarak sen de yani doların döviz kurunun düşük olmasını sağlamak zorundasın. Hadi yazın. O da size bir ceza şey göndersin, yazı göndersin, cevap göndersin. Ceza diyorum, cevap göndersin. Fenerbahçe için hakemi de yeneceksin. Kim diyor lan bunu? Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı ayetinde yazıyor? Ya, neydi onun adı? İncil'de nerede yazıyor? Bana gösterin abi nerede yazıyor? Ali Koç da aklı. Ya biz niye hakemi yenmek zorundayız lan? Biz niye yenmek zorundayız? Galatasaray yensin. Tamam şöyle yapalım. Çok iyi kadro kurmuşlar. Zahalar, Şampiyonlar Ligi'ni falan ümit ediyorlar. Tamam. Bundan sonra 7 hafta Fenerbahçe'nin maçlarını katletilir. 7 hafta Galatasaray ı. aralıksız katletsinler. Galatasaray sen hakemi de yeneceksin deyin sonra. Bak bırakın ya. Ya soytarılık yapıyorsunuz. Soytarılık. Bak şuna kabulüm. Her sene Fenerbahçe'yi katlettiler. Her sene Fenerbahçe'nin üstüne oyunlar oynadılar. Şampiyon olmak için mükemmel kadro kurmak zorunda. Kabul. Bu benim mottom zaten. Ben de buna kabul. Ama geç. Şansal Büyük abi yazı yazıyor. 7 haftayı değerlendiriyor. Sonra Fenerbahçe'yi büyük tehlik bekleyen büyük tehlike hakem kararları. Her maçta hakemleri yenmek zorunda değil. Hakem dünyasının 7 kat altını bilen Ahmet Çakar neden gri pozisyonları Fenerbahçe aleyhine diye soruluyor. niye Fenerbahçe aleyhine? Mehmet Büyük Ekşi bu sorulara cevap vermezse o koltukta çok fazla oturamaz. Diyor. Şimdi Mehmet Büyük Ekşi tarafsız değil. Demek istemiyorum. Kimsenin arkasından konuşmam. Eski MHK'da olan biri. Onu bulacağım çok bay bir şeyler söylüyor. Bilmem ne maçından sonra Kalta sırayı doğradınız dedi gibi şeyler var. Mehmet Büyükeş de böyle söylemiş. Sizden rica ediyorum bu kişiyi çağırın etik kurulunda değerlendirin. Korkacak sakınacak bir şey yok. İkinci konu bir gazetecinin Nihat Özdemir'le aranızda geçen konuşma. Yani böyle bir konuşma geçti. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı olduğunuz dönemde Nihat Özdemir'le aranızda bir konuşma. Biz hayretlere düştük. Bunu yazan tecrübeli bir durduk yere bunu da ortaya atmaz. Hani bekledik yalanlamasını ama yalanlanmadı. Selahattin Baki açıklama yaptı yine yalanlamadı. Nihat Özdemir saçmaladı. Ya oldu mu olmadı mı kardeşim açıklayın. Aklımıza şampiyonluk kutlamalarındaki görüntü geliyor. Dünyada böyle bir şey görmedim. Ben anlık hata yaptım. Cumhurbaşkanı uğurlarken elimi cebime koydum. Böyle bir görüntü var. Anlık bir olay. Biz devlet nedir biliriz. Benim hala 65 yaşında babasının yanında sigara içmez diyorum. Saygıyı biliriz ama bunlar da çıkınca şampiyonluk görüntülerine başka türlü bakıyoruz. Burada kastettiği şey şu. Şampiyonluk için kupayı verir. Başkan geri çekilir. Gidip orada sallamaz. Sevilmez. Devlete karşı geliyorsunuz dedi. Bu sene zor. Bankalar Birliği'nde gelirlerimizin %50'si oraya gidiyor. Ne gelirse hepsi gidiyormuş arkadaşlar. Ben sadece transfer zannediyorum. Bilet gelirinin %50'si. Bilmem neyin %50'si. Ben şunu zannediyordum. Mesela 1 milyar lira ödememiz lazım. Değil mi? 1 milyar ödememiz lazım. Sponsorun biri bize 2 milyarlık sponsorluk verdi. 2'nin yarısı gitti 1 milyar. Tamam bu sene bitti. Öbür seneye kadar yarısı verilmiyor zannediyordum. O da veriliyormuş. İlk sene girmedi sonra başka kulüpler şöyle yaptı böyle yaptı. Parayı almak zorundaydık devletimizden Allah razı olsun. Ana para ve faiz ödeyecek ödeyemeyecek noktaya geliyoruz diyor. Şey Galatasaray Başkanı'nın da ağıt feryatlarıyla birlikte bu buna açıklaması var. 1 milyar lira vergi ödedik. 205 milyon euro yani diyor. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın vergi sildirdiğini açıkladığı resmi belgeler var. Transfer yapamaz için 8 takla attılar. Financial Fair Play falan. Mekanı cennet olsun Şükrü Saraçoğlu nurlar içinde yatsın diyor. Oğlu Yılmaz Bey'in eşi Atatürk Stadı için konuşurken beraber geldi eşinin vefat ettiği haberini aldık diyor. Allah rahmet eylesin. İsmi Şükrü Saraçoğlu ismi testlere verilecek. Atatürk Stadyumu yıllardır talep var. 100. yılımızda böyle bir hamle yapmanın uygun olacağını düşündük Cumhuriyet'in. Tarihsel derinlik var. Hani takımımızın hangi hani Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu bizi ilgilendirmiyor ama hangi takımın peşinden gittiği, hangi takımın onun izinden gittiği önemli diyor. Biz bağlılığımızı, yakınlığımızı şey yaptık. Bizim maçımıza geldi, kulübe geldi, idman seyretti, maç seyretti, kulüp binamız yandı, en büyük bağışı yaptı. İşgal kuvvetleriyle maçlarımıza, cephane taşımamıza, General Harrington kupası, yani bu stadın bize kiralanması sonra devredilmesi konusundaki anlaşmalarda Atatürk'ün imzası var. Bu stadın tapusu bizimdi. Şu an devletimizin. Atatürk'ün tuttuğu takım bizim için önemli değil. Biz de yönetim kurulunun hakkı olmasına rağmen genel kurula taşıdık ve geçti. Bu isim bize bu isim yakışır diyor Atatürk stadı. Yani her ilde bir tane Atatürk Stadı olmak yönetmeliği var ama diyor Anadolu Avrupa yakası diye ikiye ayrılabilir. Biz girişimleri başlattık. Devletimizden yol göstermesini istedik. Başvuru yapmadık. Yönetmeliğe göre hayır demeleri lazım. Onlardan haber bekliyoruz. Bize destek olacaklardır diyor. Stad kiralanması tapunun verilmesinde imzası var Atatürk'ün. Luan Perez geçmiş olsun Nisan'a kadar yok. Oynayamayacak ameliyatından dolayı. Lincoln Ernek'e Kasım'a kadar yok. Aslında Lincoln Ernek'e sağ çalışmalarına başladı ama takımla çalışmalar. İkisi de bizim için değerli. Hocam sağ çalışmalarına başladı. Niye yok? Arkadaşlar güçlendirme yapacak. Luan Perez için bir parantez açayım. Baht, kader, kısmet. Anladınız mı? Nasıl Elif Elmas'ı 180 bin euroya alıp bilmem kaç 20 milyon euro civarına satabiliyorsan bu bir şansa, bu başarıysa Luan Perez gibi olacak arkadaşlar. Bu iş, iş risk işi. Yani araba alıyorsunuz için içinde kaza ihtimali yok mu? Arıza ihtimali yok mu? Taraftarlarımız fabrika ayarlarına döndü. Birçok şey anlattım. Taraftarlarımız bunların bilincinde olmalı. Sağda sağ dışında destek olmalı. Çok saldıranlarla uğraşıyoruz. 3-5 kuruş için meslek etiğini ayaklar altına alan şişt, gazeteciler var. Bu da böyle gitmeyecek. Nasıl saldırılara uğradığımı biliyorsunuz. Bugün yine oldu. Size çıkacağım diye bu tip haberlerin çıkması enteresan. Geçmişte de oldu. Ben sağlam durmayı bildim. Fenerbahçe Başkanı sosyal medyayla yollayamazlar. Bu kapıyı açarsak bizden sonra gelenler de çok çabuk pes edebilirler. 3 Temmuz'da neler yapıldı yaptığını bildiğimiz taraftarın sezon sonuna kadar takımın arkasında olmasını istiyoruz. istiyorum. Uzun zamandır böyle destek yok. Çok büyük güçler, işler kötü giderken onlar olmazsa olmaz. Bir unsur eskiden rakipleri sınırken titrerdi. Bazı takımlar koridorda titrerdi. Kadıköy'ün en zor deplasman olması için tribünlerdeki taraftarların da etkisi var kısmetse kötü gidişi de bu sene sonlandıracağız diyor arkadaşlar. Yani başlık başlık Ali Koç'un konuşmasını ele alırsam çok fazla şey konuşurum. Ee, yani isteyip alamadığı ismi açıkladı. Bu bir başlık değil mi arkadaşlar? Bunun işten bahsettim. Şimanski Galatasaray açıklaması, rakibimizin her zamanki stratejisi, var hakemleri için çarpıcı iddialar. Yani İzmir grubu falan filan yayıncı kuruluş 4 hakemin ismini verdi. FETÖ dedi mi? Galatasaray FETÖ'cüdür falan dedi mi? Galatasaray başkanı FETÖ'cüdür dedi mi? İçinde FETÖ geçen bir cümle kurdu mu? Kurmadı. Dursun Özbey ne oluyor? Merak ediyorum. Kendisini FETÖcü mü hissediyor? Galatasaray'ı FETÖcü olarak madlandırmak istiyor. Galatasaray'ı hani bize bunu diyemezsiniz diyerek hani FETÖ zırhına mı bürünmek istiyor? Ya sosyal medyada görüyoruz. Fenerbahçe'nin kurşunlanma olayı. Görüyoruz sosyal medyada. Ali, Aziz Yıldırım savcılarla top oynadı. Bak sürekli Fenerbahçe'yi FETÖ'cü yapmaya çalışıyorlar ha. Zafer bir yol. Lan Allah'tan korkun lan. Bir sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş altyapısından çıkmış. Uğur Boral FETÖ'cü yapmaya çalışıyorlar. Lan Gaziantep'ten transfer, o zaman Gaziantep FETÖ'cü değil. Ya bu kafayla. Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu Galatasaray'ın efsanesidir. Hakan Şükür Galatasaray'ın bir numaralı efsanesidir. Arif Erdem bir numaralı efsanesidir. Uğur Tötüneke bir numaralı efsanesidir. FETÖ'cü futbolcu arıyorsanız çok uzağa gitmenize gerek yok. Sarı kırmızı forma altında yaptıkları yeter. Orta sahadan yuvarlanıp penaltı veren hakemlere de FETÖ'cü deyin o zaman. Bir de şöyle bir şey var. FETÖ bitti, Hener bitti. FETÖ'nün bittiğini nereden biliyorsunuz? FETÖ'cü müsünüz? Siz misiniz FETÖ? Futbolda bir Allah'ın kulu FETÖ'den dolayı gözaltına alınmadı. işlem yapılmadı. Ceza yemedi. Futbola FETÖ temizliği gelmedi ben inanmıyorum. Yok. Siz duydunuz mu arkadaşlar? Bana söyle hocam TFF'de şu kişi FETÖ'cü çıktı. Ha diyorsanız bir hakem bile FETÖ'cü çıkmadı. Bir e, federasyon çalışanı bile FETÖ'cü çıkmadı diyorsanız ben de size söylüyorum dolar 1 TL arkadaşlar. Vallahi bak sizinki doğruysa yemin ediyorum benimki de doğru. Bir tanesi çıkmaz diyorsanız benimki de doğru. Lan siz bana ne anlatıyorsunuz? Kaç? 7 tane mi 9 tane mi Alevi Derneği bizzat Fethullah Gülen tarafından açılmış. 7 tane mi 9 tane Alevi Derneği. Atatürkçü düşünce bilmem ne derne... Bu direkt bu düşünceden bahsetmiyorum. Bu dernekten bahsetmiyorum. Atatürk'le ilgili 3 tane dernek açmışlar. Herifler Atatürk düşman, Atatürk derneği Siz bana neyden bahsediyorsunuz ya? Herifler herkesin inine girmiş. Herkesin ocağına girmiş. Siz bana neyden bahsediyorsunuz? Bir tane hakem FETÖ'cü değil. Yok ya. Ben size bir tane hakem ismi vermeyeyim. Babası FETÖ'den cezaevinde yatan bir hakem var. Çok da meşhur. Başka bir hakem var. Babası FETÖ'den ceza alacaktı ama araya siyasiler girdi almadı denilen iddialara konu olan bir hakem var. Çok da meşhur. Meşhurlar böyleyse garibanları siz düşünün. Dursun Özbek çıkmış. Nerede o açıklama? Dur. Ya ben utanıyorum ya. Fenerbahçe açıklama günün söz olay mahalline ilk suçlu gelir her zamanki gibi diye. Çıkmış Dursun Özek futbol ile ilgili sözden alacak zaten daha iki ma ikinci maçtan sonra benzer ifadeler kullanıldı. Bak cümleye bak. Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama o günkü şartlarda o açıklamalara gereksinim vardı. Sayın Başkan hakemler varı TFF'yi ön plan alıp baskı uygulama çabasında insan utanır insan olan utanır. Ali Koç bu açıklamayı niye yapmış açık söylüyorum hakemleri, varı, TFF'yi ön plana alıp baskı altına, baskı uygulama çabası için yapmış. Şimdi bunu yapan niyeti buymuş. Diyor ki ben de yaptım diyor. Utanmadan ben de yaptım diyor. Utanmadan ben ikinci maçta benzer ifade kullandım diyor utanmadan. Ama diyor o günkü şartlarda o açıklamayı yapmaya gereksinim vardı. Sen faulle gol attın o günkü maçta. Hangi gereksinim? Lan bu takımın 5 penaltısı verilmedi bir maçta. Hadi biz fanatiyiz. 3 tanesi %100 sosyal medya. 2 tane zor. 2 tane yüzde yüz bu takımın penaltısı verilmedi. Bir tane golü sayılmadı. Bu 5 0 kazandığı maçta bahsediyorum. Al zamanı. Ne zaman konuşacaktı? Cinderella bilmem şeye giydiği zamanı konuşacaktı? Utanmadan bunu demek nasıl yüzsüzlük? ikinci maçtan demek ki sen hakemleri etki altına almak istedin. Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları TFF'ye sormanız lazım. Ali Koç sürekli kulüpler birliğinde görüşüyoruz. Orada kullandığı ifadeler dünküler arasında büyük çelişki var. Hangisi doğru? Kulüpler başkanı olarak kucaklayıcı olmalı. Ya seni bir kucaklasın bence. Sizi kucaklasın. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisinin devam ettiğini söylemeniz yaptığınız görev ile bağdaşmıyor. Galatasaray'ın görüşü her zaman barıştan sevgiden yanadır. Çok merak ediyorum. FETÖ lafını, kulüp bağlantı lafını, Galatasaray ve FETÖ lafını yan yana ayrı ayrı ne zaman kullandın? Al bütün açıklamayı okudum. Ya dediyse de FETÖ'cü müsünüz? Dedi, dedi ya hadi dedi ki FETÖ'yle sizi FETÖ'cü müsünüz kardeşim? Bağınız mı var? Niye alındın ya? Sen niye üstüne alındın ya? FETÖ konuşulmamış FETÖ'ye al, üstüne alındın. Ya size açık açık FETÖ'cü mü dedi? Dedi diyelim. Size dedi Galatasaray'a dedi. Açık açık dedi. Gidin dava edin. O kadar mı aptalsınız? Bilmiyor musunuz dava etmeniz gerektiğini? Ya bu ülkede size bir insan FETÖ'cü diyemez açık açık diyemez derse kanıtlamak zorunda. Bu bir suçtur. Ya arkadaş ben anlamıyorum. Bak FETÖ lafı yok. Hemen bak FETÖ mağduriyeti peşinde. Dursun Özbek bu seneki mağduriyetini anladım. Diyecek ki bizim adımızı FETÖ ile yan yana getiriyorlar diye bu mağduriyet. Bu seneki demek ki mottonuz da bu. Geçen sene ligi oynatmayız. Savaşsa savaş. Öyle değil mi? Ligi bitirmeyiz. Elimizde belgeler var. Diyor ki Dursun Özbek dün akşamki program enteresan televizyon programı. Divan Başkanı moderatör, Sayın Başkan konuk. Olabilir. Sayın Başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Evet sana da dedi. erkek Erkeksen dedi. Delikanlıysan adamsan gel dedi. Canlı yayında dedi. Hatta senin kanalında konuşalım dedi. Yemedi. Yemedi derken ya yani olmadı. Kim kabul etmeliyse artık. Hacivat'ta karagözü hatırlattı. Her şeyden önce tasarlanmış hazırlanmış. Ya salak mısınız kardeşim? Salak taklidimi yapıyorsunuz. Tabii ki hazırlanacak. Sorular da hazırlanacak. Yorum da hazırlanacak. Sürpriz bir şey değil ki bu. Yani ben anlamıyorum. Şu cümleyi kurmak ya, akıl işi değil. Düşünsene ben diyorum ki arkadaşlar enteresan bir şey diyorum. Camilerde namaz kılınıyor. Bu önceden tasarlanmış. Hatta oraya imam atamışlar. Vallahi bak diyorum size de o falan yapıyorsunuz. O A yapanların zeka seviyesi max zeka seviyesi. Sıfırın altında bu zeka seviyesi. Sürekli hem sistem hem TFF'yi baskı altına çalışan bir başkan. Geçen sene gördük. Geçen senelerde gördük. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Burada federasyona FETÖ'cü dedi mi? Hakemlere FETÖ'cü dedi mi? Galatasaray'a FETÖ'cü dedi mi? Dursun Özbey FETÖ'cü dedi mi? Hangi ilişkilendirme çabası? Eğer ithamların doğruysa gerçekleri ortaya koyman lazım. Ben de şunu merak ediyorum. Siz adamsanız, adamsanız, siz de FETÖ'cü dediğini gidin dava edin. Biz de anlayalım. Ya bu ithamlarla birilerini şey yapmak, şöyle yapmak, böyle yapmak, falan filan. Merak ediyorum. Ligi bitirmeyi savaşsa savaş. Elimizde belgeler var. Bu ne oyunuydu? Hacivat Karagözse. O zaman o ne oyunuydu? Hangi 18 artı oyundu? Ya Galatasaray başkanının arkasından gidiyorsanız gerçekten akıl tutulması ya. Vallahi akıl tutulması ya. Vallahi akıl tutulması ya. Gerçekten akıl tutulması. Ben abi... Şunu söyleyeyim. Olay mahalline gerçekten ilk suçlu gider. Ha desek ki Galatasaray'ın hala FETÖ'yle bağlantısı var. Eyvallah derim ki doğrudur. Yani bunu söyledi. Bursun Özbek'te tabii ki konuşacak derim. Eyvallah derim. Kendinizi bu kadar FETÖ'cü yani FETÖ'cü ilan ettirmeye ya da size FETÖ'cü denildiğini söyleyip mağdur edebiyatı yapmanıza gerek yok. Sizin sahadaki duruşunuz belli. Saha dışı duruşunuz belli. Tete olayı belli. Biz hukukçulara sorduk. Şuraya sorduk. Buraya sorduk. Ya hukukçuya Suriye buraya sen şunu sormuşsundur. Bu işten ceza yer miyiz yemez miyiz? Adam diyor ki benim oyuncumu ayarttı diyor. Git onu mahkemeyle konuşur. Bizlik bir durum değil ki. İnşallah ceza yersiniz. Diyor ki ben şeye takıldım. TTT diyor sıkıntı olsa TFF diyor izin vermezdi ki. Lan TFF sizin her şeyin izin veriyor. Oğulcan Çağlayan da sıkıntı yok muydu? Ceza yemediniz mi? TFF izin verdi. İlk günler izin verdiydi. Siz menajer ücretlerini 10 binde bir göstermediniz mi? TFF izin vermedi mi? Verdi. Ne konuşuyorsunuz ki? Ya Tepe ve sizin arka bahçeniz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin hakkını yenen Allah ömründen yesin. Fenerbahçe'nin bile bile hakkını yenen Allah ömründen yesin. Sevdiklerinin ömründen yesin. Bizi bedduakar ettiniz. Bizi günahkar ettiniz. Takım 14'te 14 yaptı 53.200. 2 senedir 3 senedir belki şampiyonluklar yaşasaydık. Şura 153.000 olurdu. Benden çaldığınız her kuruş için Allah belanızı versin. Allah bin belanızı versin. Abi çalmayın abi. Kim hak ediyorsa o şampiyonu. Ya Beşiktaş atılım yapacak belki. Şampiyonu olacak. Belki Trabzonspor atılım yapacak. Şampiyonu olacak. Kim hak ediyorsa o olsun. Yeter. Bankalar konsorsiyumuna çıkma düşüncesi varmış Dursun Özbey'in. Şimdi anlat. Ben çok merak ediyorum. Sponsor ediyordu. Yıllık 30 milyon euro anca maaş bütçeniz vardı futbolculara. Niye çıkıyorsunuz ki? Siz hayli hayli ödersiniz. Şampiyonlar Ligi'nden 30 milyon euro almadınız mı? 30'da yıllık ücret 30 30 0 0 gitti. Bilmem kaç milyon euro futbolcu sattınız, hepsini bedava aldınız, hiç para vermediniz zaten. Öyle değil mi? E bir sürü de sponsor paranız var. Size göre ne var? Niye çıkıyorsunuz? Niye çıkma derdindesiniz? Yoksa bizi mi kandırdınız? Allah rakibinde dürüstünü versin. Allah düşmanın da dürüstünü versin. Düşmanın da mertini, rakibinde mertini versin. Ağırdır sözlerim her yürek kaldıramaz diyor ya. Arkadaşlar Fenerbahçeli misiniz? Adam mısınız? İnsan mısınız? Size tek sadece şunu söylüyorum. Ya bir olacağız ya yok olacağız. Bu kadar basit. Bakın sosyal medyada troller bir yorum yapıyorum. O küfür ediyor öbürü küfür ediyor. Engelle engelle bitmiyorlar. Amip gibiler bunlar. Öglena gibi terlikse hayvan gibiler. Türemişler. Sosyal medyayı trolleriyle sarmışlar. Dik olun. Dik olun. Bir tane elemanın biri milletin anasına sövüyor sonra diyor ki benim anama sövüler dava edeceğim diyor. Et lan. Milletin anasına sövüyorsan senin onunki ne diyorsan bu şeydir. İki kişi taban kaldırınca hakem faul vermez ya da tehlikeli hareket vermez. İkisi de kaldırdı hangisine verecek? Dik olun. Takip edin. O kanalı takip edin. Fenerbahçe'leri takip Ben Fenerbahçe düşmanıysam takip etmeyin. Hakkım haram olsun size. Ben Fenerbahçeliysem, Fenerbahçe'nin menfaatini savunuyorsam da Allah rızası için destek olun. Beğenin, yorum yapın, abone olun, abone getirin. Yalvarıyorum, rica ediyorum. Va, ya hocam para kazanmak için sen de çekildiğin çekildin. Benim para kazanmadığı Ne kadar kazandığımı üye arkadaşlarım biliyor. Ayrıntılı bir şekilde rapor sunuyorum her ay. Onu görseniz utanırsınız. Onu görseniz utanırsınız. Ben herkes niye ayda bir de olsa bir defa da olsa üye olsun istiyorum. Görsün. Bir şey söyleyeyim mi? Üyelere paylaştırma. Herkes açık paylaşsam en az 5000 tane, 10 bin tane üye olur. 10000 çarpı 15 TL ki onun yarısı bile gelmiyor para olarak. O kadar kazancım olur. Anladınız mı? Ama o kadar kazancı olursa da merak etmeyin. Nereye harcanacağı belli. Çok detaya girmek istemiyorum. Çok da zamanınızı aldım. 36 37 dakikanızı inşallah çalmadım. Şu videoya yapacağınız yorumlar benim kalbimi etkileyecek. İstiyorsanız bana küfredin. İstiyorsanız bana hakaret edin. Her türlü yorum serbest. İstiyorsanız da destek olun. Deyin ki hocam sesim oldun. Allah razı olsun. Hepinizden yorum bekliyorum. Eğer sizin üzerinizde bir gram hakkım varsa yorum yapın. Bu videoda anlatın. Ben de bileyim boşa mı kürek çekiyorum. Sözcümü oluyorum. Farkında olmadan kulübe zarar mı veriyorum. Size bırakıyorum. Şunu da belirteyim. Fenerbahçe'yi suçlasanız suçlasanız Atatürkçülükle suçlarsınız. Fenerbahçe'nin üzerinde şike yaftasını vuranlar Tarihlerine baksın, takımlarına baksın, durumlarına baksın, yaptıklarına baksın, geçmişlerine baksın, geleceklerine şimdiki zamana baksın. Fenerbahçe'ye ne yaftası vuran varsa emin olun en çok onu o yapmıştır. Çünkü hiçbir zaman unutmamanız gereken bir kural var. Temiz insanlara en çok pislikler iftira atar. Görüşmek üzere.